Mikrofon açıldı galiba. Sizinle burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Önce biraz kendimden bahsedeyim. 2004 yılında Wikipedia kuruldu. 2006 yılında üye oldum ben. Ben üye olduğumda hani daha bebekti. Ana sayfayı düzenleyebiliyordum. Düzenlemedim hiç ama tıkladığım zaman düzenlenebiliyordu. Hep bir şey yapmadım özellikle bir süre. Sonra da daha çok kamuza katkı yaptım. Wiki Salı buluşmalarında Zafer'le tanıştıktan sonra Wikidata hakkında bilgi edindim. Я узнала Wikidata. My friends, the family helped a lot. But it's a little bit difficult for me to understand Wikidata. I'm a health personal. I'm not an engineer. I don't know so much about it. Maybe we should make it a little bit more easier, make it convenient. This is why when they invite me, I want to make some representations. I want to show my views as a health staff personal, and I do this voluntarily. I love to be here with the people who are here voluntarily. Let's see what I can tell you about Wikidata. I should, Mr. Asaf, it will be parallel information. We can say things or subjects, let's call it. The subjects may have categories according to a feature, for example, or maybe according to the color. And there are some links between them. For example, between people we have friendship link, relationship, or between lands we have bridge, or between computers we have the internet. So the links are there. What we call subject, we should categorize them by their qualities or links or categories or their values, height, weight, and everything. We see a glass over there, tea glass. It's a thing, it's a subject. According to Wikidata, we see the code, or we see the glass code, or we see the drinking glass code. The more it is detailed on the categories, the better it is for us, the more beneficial it is for us. We can check the subjects and sub-subjects. There are many qualities of a glass. We may have glasses. We may have some glasses without a holder. We may have some glasses, cartoon glasses. When we classify the subjects, it's totally different than classifying the subjects according to their links. For example, a person can be talked about their education style, their family, the place of their birth. There is a photo of dance section. It's a painting. The artist is obvious. When it is painted, it's obvious. What is this painting is obvious. It shows us a boy dancing, and we have a data number. Let me tell you about these links. For example, this tea glass. Inside the tea glass, we have tea. And the glass is on the plate, on the source. For example, the color of the tea is red, so it's
quality. And we have temporary qualities of the team. We can show here via an Excel table that the person is graduated from this university, the name of the university, it is graduated or not, etc. Because mathematics has changed, it's developed a lot, we have came up to here. There's an article written by Leonard Euler. There are seven bridges in Königsberg. There's a problem about the bridge, Königsberg Bridge, and it has not been solved for a while. If we call the bridge, if we call Königsberg with ABC, we can solve this problem. The problem is to be able to visit the whole Königsberg using the bridges just one time, but to be able to visit Königsberg, to travel around Königsberg, you have to at least two times across one bridge. So there is this problem. Sometimes there are two ways of the bridges. As you see, when we call second layer, second times, two times or three times or four times, there are four ways from the central. We can call this graph theory. We have neurological structure and it has links. We have millions of neurons and they have links between each other. They have one-way links because the data is one way. We have dendrites. From the dendrites it goes to the neurons and from neurons to axons. It's very interesting for me to see a fractal structure. Not only this way, I can also tell more about this fractal. As you see, in nature we have many fractal visions. We can show our metabolic. Bir yerden gelen, başka bir şeye dönüşen maddelerden oluşuyor. Elektronik devreleri böyle düşünebiliriz. Pilden geliyor, işte board'a gidiyor, o motora gidiyor. Arada olan şeyler oluyor. Şehirleri böyle düşünebiliriz. Aynı şekilde yollar ve yapılar diye. Karayollarını böyle düşünebiliriz. Hava yollarını böyle düşünebiliriz. Ve internetin mesela 2500'ündeki yapısı, yine bir fraktal yapısı var. Ve çok çok basit bir hali bu. Yani bugün haline, geldiği hali düşünemiyorum ben. Toplumumuzu yine bu şekilde düşünebiliriz. Bütün insanları birbirimize bağladığımız zaman böyle bir yapı oluşuyor. Bunu Wikidata'dan direkt şey yaptım. Buradan sunum sonrasında kendiniz de render edebilirsiniz. Wikidata'dan aldığımız zaman mesela insan arasında sağlıkta çalışan, Nobel almış bir kişinin kimlerle beraber yayın yaptığını görebilirsiniz. Burada bir şeyden bahsetmek istiyorum herkes buradayken. Şu SVG resim bug'lı, SVG indirmiyor. Niye bilmiyorum. Bir şekilde orada hata veriyor. Yani sorusa baktığımız zaman. Hastalıkları baktığımız zaman, hastalıkları birbirine bağladığımız zaman, obezite örneğin üzerinde mesela bir örnek vereyim. Şurada mesela obezite diyabetle ilintili olan bir yapı. Obez olan bir kişinin kalça eklemine çok yük biniyor. Dizine çok yük biniyor. Kalbinde koroner arterleri hızlı tıkanıyor.
boyun damarları çok hızlı tıkanıyor. Bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler. Yani obezite tek başına bir şey ama bu şey başka şeylerle sağlıkta bağlantılı. Bütün hastalıkları yine bu şekilde bir network olarak ortaya çıkarabiliriz. Hastalık gen çizgilerini yine birbirine bağlayabiliriz. Hangi hastalık hangi genle bağlantılı ve bunların değişik organizmalarda, canlılardaki yapılarıyla da yine ortaya çıkarabiliriz. Onlar da zaten diğer canlılar bize benzediği için yine bizim için faydalı olur. Duyguları da yine bu şekilde birbiriyle bağlantılayabiliriz. İşte bizim neşemize eşlik eden hangi duygular? İyimserlik, aşk, neşeye eşlik eden duygular. İşte anksiyetemiz bizim depresyonumuza eşlik ediyor. Bunun gibi bütün duygularımızı da birbirine bağlayabiliriz. Bilimlerin de tabii ki birbiriyle ilgisi var. Sağlık bilimlerinin de birbirine bağlantılarını irdeleyebiliriz. Yediklerimiz de yine bizimle olan bağlantıları var. Yani rafine şeker yediğimiz zaman rafine şekerler direkt kana geçiyor. Halbuki bulgur gibi daha kompleks bir şeker kullandığımız zaman o daha çok bağırsaktaki mikrobiyatayı besliyor ve mikrobiyatadan bize daha rafine şekilde kompleks yapılar geçiyor. Yine sinir sistemine birbirine bağlayan bir deney için iplik kurdunu kullanmışlar. Çok basit 302 nörondan oluşan bir canlı. Bunu da yine hepsine data olarak kullanabiliriz. Bütün bunların bilimlerdeki yapısı ortak bir özelliğe sahip, küçük dünya çizgisi dediğimiz bir yapıya sahip ya da small world network dediğimiz. Bir aile düşünün, küçük bir birimdir. Ailenin bir bireyi aile dışındaki birimlerle iletişim kuruyor. Örneğin çocuğu okulla iletişim kuruyor, baba iş yeriyle iletişim kuruyor. Bu aile her kasabada orada kasabadaki birimlerle iletişim kuruyor. Kasaba da kendi bünyesinde ilçesiyle iletişim kuruyor. İlçeler illerle, iller dünyayla iletişim kuruyor. Bu küçük dünya modeli bizim beynimizde, bizim diğer biyolojik varlıklarda da benzerlerini çok gördüğümüz bir model. Şu şekilde küçük küçük öbekler birbirine daha sıkı bağlantıya sahip. O öbeklerin başka bölgelerle daha sık yapıları var. Bu küçük dünya çizgisini bu şekilde yine görebiliriz. Beynimizden alınmış bir model. İşte 100 milyar nöronun 100 trilyon bağlantısı var. Bu bağlantılar dinamik. Biz öğrendikçe birbirine bağlanıyorlar. Biz unuttukça birbirinden ayrılıyorlar. Bu şekilde şu linke şayet tıklarsanız, ben sunumun adresini sizinle paylaşacağım. Şu linke tıkladığınız zaman benim yaptığım 3 boyutlu modeli de var. Oradan böyle aynı şeyin 3 boyutlu şekilde görmeniz mümkün. Yine mesela başka bağlantıların da zamanla değiştiğini görebiliyoruz. Yeni bağlantılar oluştukça, eskileri silindikçe bu bizim yeni durumumuzu ortaya koyabiliyor. Wikidata bu açıdan da çok enteresan. Çünkü birçok database bir kere oluşturuluyor ve öyle kalıyor. Halbuki Wikidata'da her gün, her saat dinamik bir şekilde değiştirmek mümkün. Bunlara baktığımız zaman işte bizim mikrobiyata, bağırsak mikroplarımızla bizim sağlığımız, bizim genlerimizle sağlığımız, işte yağlarımız ve sağlığımız, proteinlerimiz ve sağlığımız gibi çok şeyin bizim sağlığımızla el ilişkisini kurma şansımız var. Bu kategoriler ve bağlantıların bizim öğe algımıza çok enteresan bir yönü var. Yani biz nasıl algılıyoruz? Biz her şeyi çok basit öğreniyoruz, çok basit algılıyoruz. Bunun da bir sebebi var. Örneğin ben size sarı, ekşi ve yuvarlak desem aklınıza ne geliyor? Hemen limon geliyor, evet. Şimdi sarıyı ben yine koruyayım. Sarı uzun ve tatlı diyeyim bu sefer. Muz geliyor aklımıza. Şimdi bu ortak kümeler bizim zihnimizde bir şekilde yer edinmiş. Ve ortak kümelere sahip olan şeyler, yani bu da bir küçük dünya çizgisi gibi düşünebiliriz. Ortak kümelere sahip şeyler bizim zihnimizin bazı şeyleri kolay algılamasını sağlıyor. Dolayısıyla tüm kategorileri böyle birbirine çarpazlamak ve bir araya getirmek gerekmiyor. Bir şey daha söyleyeyim. Turuncu, tatlı ekşi ve yuvarlak. Şimdi iki şey aklımıza geliyor. Mandalina ve portakal. Bunu nasıl sayacağız? Bir kategori daha eklersek
O zaman büyüklük kategorisine eklersek bunu da ayırırız. Yani ayıramadığımız şeyleri bir kategori daha ekleyerek birbirinden ayırabiliriz. Bunda yapay zekada less than one shot learning ya da few shot learning dedikleri bir yapıyla ortaya koyabiliyorlar. Datana bizim için böyle bir önemi var. Yani kategorileri oluşturdukça biz bir şeyleri çok daha rahat anlayabiliriz. Bu benim bir renkli MR çalışmam vardı. Mesela burada şöyle bir şey anlatayım size. Mesela suları koyu görüyoruz. Yağları yağ baskılı sekanslarda koyu görüyoruz. İşte bu şekilde baktığımız zaman mesela mesanedeki suyu mavi görüyoruz. Endometriyum kırmızı görüyoruz. Her şeyin ayrı rengi yok. Mor yok mesela burada. O küçük dünya çizgisindeki gibi sadece belirli şeyler var. O yüzden bu yüklenmedi. Geçiyorum. Bu yüzden her şeyi böyle girmeye gerek yok. Önemli şeyleri girdiğimiz zaman, mevcut olanları, gerçek olanları girdiğimiz zaman bizim için yeterli olacak. Ama burada bir zorluk var. Bu zorluk da bunların çok olması, bunların işte kompleks olması. O yüzden böyle bir bahçıvan gibi, bir küratör gibi, bir koordinatör gibi düşünüp bilinçli hareket etmek gerekiyor. Bunun mesela nasıl anlatayım size? Bazı şeyler çok zor sağlıkta. Sağlık deyince sizin gözünüzde büyüyebilir ama ben şimdi burada Wikipedia'nın kalp metnini aldım. Kalp metninden biz veriye nasıl ulaşırız? Kalp veya yürek, kalp kası olarak bilinen özel bir tip çizgili kastan oluşmuş. İçi boş, kendi elinden kasılma özelliğine sahip kuvvetli bir pompadır. Şimdi bunu Wikidata'ya çevirdiğimiz zaman kalp özel bir tip çizgili kas kategorisindedir. Datası oluyor. Kalp içi boş organlar kategorisindedir. Kalp kasılma niteliğine sahip kategorisindedir. Kalp pompalar kategorisindedir. Şimdi bunu datalaşmış hali metinden herhangi biriniz yapabilir. Herhangi kimse yapabilir. İlişkilerine gelince kalp göğüs kafesi içinde yer almaktadır. İçinde demek ki göğüs kafesi var, kalp var, içinde kavramı var. İki akciğer arasında yer almaktadır. Sternum arkasında yer almaktadır. Diyafram karası üzerinde yer almaktadır. Dördüncü, beşinci kostaların arkasında yer almaktadır. Kalbin üçte ikisi orta hattın solundadır. Üçte biri ise orta hattın sağındadır. Ayrıca parametrik şeyler var. Yavaş geçin, tercüme yetişemeyelim. Tamam. Ben bir kahve içeyim. Ayrıca parametrik şeyler var. Örneğin kalbin atım sayısı, toplam atım sayısı gibi şeylerde ağırlığı gibi şeyleri de biz parametre olarak atayabiliyoruz. Şimdi neyi parametre olarak atayabiliyoruz? Organların boyutları, hacimleri, oranları, açıları, çapları, değerleri, bir takım tıpta endeks dediğimiz yapılar var, endeksleri. Bunları biz ölçümler veya parametre olarak atayabiliyoruz. Şimdi bir akciğer grafisi görüyorsunuz burada. Basit bir şey gibi geliyor akciğer grafisi. İçine baktığımız zaman Wikidata kodlarıyla neler göründüğünü bir akciğer grafisinde görebiliyoruz. Tabii bunların ilintilerini de şey yapabiliyoruz, birbirine bağlayabiliyoruz. Şu bağlantılardan ben yine gitmek istiyorum. Yani ana konu olarak oraya getirdim şeyi, sunumun mantığını. Örneğin burada bir arcus aorta veya aortun kavis yaptığı yer var. Şimdi bir şeyin başka bir şeyin örneği olması, mesela bunun bir arteriler örneğinden yola çıkarak baktığımız zaman arcus aorta bir arterdir. Torasik aorta içindedir. Aorta çok uzun bir yapıdır. Arcus aorta o uzun yapının bir parçasıdır. Yani aortanın tamamı değil, aortanın bir parçasıdır. Bir takım dallar çıkıyor buradan. Mesela brachiocefalik arter şurası aortadan çıkmaktadır. İşte bu karotis arteri, sol karotis arteri buradan çıkmaktadır. İşte subklavyen arteri buradan çıkmaktadır. Koroner arteriler buradan çıkmaktadır. Bunun da yine alt parçalarını oluşturabiliriz. Mesela çıkan aorta, işte bu kavis yapan yer, inen aorta gibi yine alt parçaları oluşturabiliriz ve bunların birbirine bağlantılarını söyleyebiliriz. Mesela koroner arteriler çıkan aortadan çıkmaktadır.
arkus aorta, çıkan aortayı takip etmektedir gibi. Bunları datalaştırmış bir şekilde ekleyebiliriz. Wikidata'daki şu anki yapılacak şey bunları, bu eksikleri tamamlamak. Bunların bazıları yanlış olabilir, veriler kirli olabilir, kirli veriyi düzeltmek şeklinde. Bunları bu şekilde yine data olarak girme şansımız var. Tabii pek çok yapıda olduğu gibi, mesela Monuments için bir proje oluşturulduğu için, hani sağlık için de ayrı bir proje oluşturulabilir. Çünkü hakikaten insan saati olarak burada çok iş var. Daha sonra anomalileri geldiği zaman, bizim hastalık dediğimiz şeyleri geldiği zaman, bu arkus aortanın demin tanımladığımız şeklinden daha farklı şekillerde çıktığı zaman biz bunlara hastalık diyoruz. Bu hastalıkları da yine tek tek ayrı ayrı data şeklinde tanımlamamız mümkün. Yani aynı yerden çıkmaması gereken şeyler bir yerden çıkıyorsa ya da başka şekillerde oluşuyorsa bunlar birer hastalık oluyor bizim için. Onları da tek tek anlatmayacağım. Bu bir sağlık kongresi olmadığı için. Ama bunları da yine bu şekilde datalaştırmak mümkündür. Koroner arterleri mesela, yine bu Wikipedia'dan aldığımız bir şey, aynı şekilde tanımlamak mümkün. Koroner arterleri de data gibi girebiliriz. Mesela oran örneğine geldiğimiz zaman, mesela kalp bu. Bu göğüs kafesi. Kalbin göğüs kafesi içindeki oranına biz kardiyotorasik oran diyoruz. Bunun data olarak kodu var. Nasıl hesaplanıyor? Bütün göğüs kafesinden bütün uzunluğuna baktığımız zaman sağ tarafta ve sol taraftaki uzunluğu topluyoruz. B artı C oluyor. Toplam uzunluğa bölüyoruz. Bu normalde 0,5'in altında olması gerekiyor. 0,5'in üstündeyse kalp büyümüştür diyoruz. Bunları yine otomatik şekilde yaptırmak da mümkün yapay zekanın gelişmesiyle. Daha sonra eğer büyükse kardiyomegali dediğimiz kodun sebeplerine bakabiliriz. Mesela kalp yetmezliği olabilir, gebe değerde büyüyebilir, AIDS'den büyüyebilir, doğuştan hastalıklar bunu büyütebilir. Bu şekilde farklı sebepleri olabiliyor. Aort kavisinin genişlemesine biz anevrizma diyoruz. Yine bunun ayrı ayrı sebepleri olabiliyor. Şimdi tıp çok geniş. Ben mesela daha çok anatomi örneği verdim size ama biyofizik örnekleri olabiliyor, biyokimya olabiliyor, fizyoloji, fizyopatoloji, embriyoloji, histoloji. Bütün bunların bizim tıp eğitim uzun olmasının sebebi bu bilgilerin çok sayıda küçük aslında basit olan ama bağlı olan verilerden oluşması. Bütün bu bilimler bize mesela 6 ayda 1 senede verilmiş oluyor tıp fakültesinde. Toplamı da 6 sene sürüyor. Bütün bunların Wikidata'ya girilmesi de tabii ki uzun sürecektir. Çok iş var burada. Ondan sonra temel bilimlerden sonra dahili bilimler var. Orada da hastalıkların birbiriyle bağlantıları, çocukların ayrı hastalıkları var. İşte görüntüleme, radyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, her biri ayrı ayrı bir iş olarak karşımızda duruyor. Bunlardan yaparken yapay zekadan da belki yardım alabiliriz. Metinleri otomatik bir şekilde dataya çevirebilir ya da mevcut database'lere Wikidata'yı alabiliriz. Bir şekilde bunu halletmemiz lazım. Nasıl halledebiliriz? Büyük problemler var karşımızda. Bu da bir büyük problem. Bu büyük problemleri küçük parçalara bölersek belki bu şeyi bir şekilde halletmemiz mümkün olur. Wikipedia'nın doğduğundan bugüne kadar gelmesi, işte Microsoft Encarta'yı, diğer ansiklopedileri geçmesi çok kısa sürede oldu. Wikidata'nın da aynı şekilde çok kısa sürede bu doğumundan itibaren bu hale gelmesi hızlı oldu. Bundan sonra da çok hızlı gelişeceğini düşünüyorum. Bu şekilde problemi algoritmik modüllerle, yapay zeka modülleriyle parçalayıp hangisine kime yaptırabiliriz bunları düşünüp bir şekilde çözmek mümkün. Naim diye bir yazılım var. Bu bize benim çok sevdiğim bir şey. Çünkü input ve output modelleri çok fazla. Eğer kullanmıyorsanız bir inceleyin derim. Bu size yardımcı olabilir birçok şeyde. Belki Wikidata'ya da bağlanabilir. Çünkü kolay ve açık kaynak kodlu bir yazılım. Sağlıkta bizim ihtiyacımız olan hem dinamik olacak hem birbirine bağlı modüllerden oluşacak bir yapı.
Çünkü bizim sağlık problemlerimiz açık, yani dış dünyayla bağlantılı. Örneğin bir trafik kazası benim bir araçla olan bir bağlantımı dile getiriyor. Kompleks çünkü çoklu elemanlar ve bağlantılarından oluşuyor. Dinamik çünkü zamanla değişiyor her şey. Ve bağlantılı, bağlantılı da hızlı ve uyumlu iletişimi gerektiriyor. Bu şekilde bir yapıdan bahsediyoruz sağlıktan bahsederken. Sağlığın kendisini de bir tanımlamak istiyorum. Sağlık bedensel ve ruhsal olarak tam bir iyilik halidir. Burada biz önleme, tanı ve tedaviden bahsedebiliriz. Sağlığı bozan kalıtsal hastalıklar olabilir, edinsel hastalıklar olabiliyor. Bireysel sebepler, çevresel sebepler ve toplumsal sebeplerden dolayı bozulabiliyor. Dolayısıyla fakirlik gibi bir kavramı yine biz Wikidata ile ilişkilendirip insan ve fakirlik nasıl birbiriyle ilişkili gibi daha büyük kavramları da birbiriyle bağlayabiliriz. Bunların hepsi toplum, besinler, toksinler, yaptığımız sporlar, mesleklerimiz, iklim değişikliği, aldığımız ilaçlar, mutajenler, travmalar, açlık ve tokluk hali, barınma problemlerini hepsini biz bir data şeklinde işlersek sağlıkla ilgili çok çok büyük bir işin karşımızda olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki tasarım bilgimiz, bakış çerçevemiz, bunlar bizim nasıl bir yapıya ulaşmak istediğimizi bize gösterecektir. Eski sorunlara sürekli yeni problemler ilave oluyor. Yeni hastalıklar çıkıyor, COVID gibi. Nüfusumuz artıyor, yaşlanma sorunu giderek artıyor. Çevre felaketleri ekleniyor. Bunlar da bizim yeni olarak bu bilgileri eklememiz gereken şeyler. Sıkıntımız şu, bakın burada az sayıda kişiyiz. Bu kalifiye insan çarpı mesai saati, her birinizin burada Wikipedia'da, Wikidata'da uğraştığınız bir alan var. Kiminiz işte burada belki mimariyle uğraşıyor, kiminiz kütüphanecilikle uğraşıyor. Belli saatlerin buna ayrılması gerekiyor. Bir özgür internet olması gerekiyor. Özgür düşünce ve işbirliğinin olması gerekiyor. Bunun için para ve teknik altyapının da tabii ki olması gerekiyor. Bütün bunlar olduğu zaman biz bu işin üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Kötümser değilim, çok da iyimser değilim. Büyük bir iş var karşımızda. Hepinize teşekkür ediyorum. Pazar sabahı buraya kadar gelip hem bu projelere katkı yaptığınız hem de beni dinlediğiniz için. Sorular varsa alabilirim. Nevet Bey, ilk önce verdiğiniz bilgiler dolayısıyla teşekkür ederim. Soracağım soru direkt Wikidata ile alakalı değil ama Wikidata'yı da ilgilendiriyor. Şimdi evet. Bu internete sağlık bilgilerinin girilmesi ve bilinçli olmayan kullanıcının bu bilgilerden hastalık yorumu yapmasını siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben eşimle bu konuda çok sıkıntı yaşıyorum çünkü sürekli ikaz ediliyorum. Evet, yani size bu bilgiler kötü ellerin eline geçebilir gibi mi? Hayır, yani oradan yorum yapıyorlar. Yani işte bu böyleymiş, böyleymiş. Diyorum, sen doktor mesela, değilsin. Başı ağrıyor. Tamam, tamam. Evet. Şu hastalık. Tamam. Evet, gibi. Yani şöyle oluyor, hani ben hekim olarak bize gelen hastalara baktığım zaman yani kendi çözebiliyorsa çözsün, işte zarar veriyorsa sadece kendisine zarar versin düşünüyorum. Başkasına zarar vermesin, yani kendi bildiği şeyi mesela komşusuna al bunu kullan demesin. Herkes kendisine zarar verme hakkına sahip, o kadar bir hak tanıyalım insanlara. Yani intihar etsin demiyorum ama yani bunu deneyeceğim. İşte mesela işte şu hastalığım var, karpuz suyu içeceğim, bakayım iyileşiyor mu? O kadar deneme şansı var. Hekime geldikleri zaman genelde insanlar kendi sağlık problemlerini çözemedikleri zaman geliyorlar. Yani bütün bunları deniyorlar, sonra hekimlere başvuruyorlar. İdeal olanı hemen gelmeleri ama o da şu sıkıntıyla beraber karşımıza çıkıyor. Hekime ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Bazen hekimler yoğun oluyor, istedikleri yanıtı onlara vermiyorlar. Hani çözüm olmayabiliyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir verinin insanlara eğer sağlıklı bir şekilde sunuluyorsa ben buna karşı değilim. Yani bu girilmeli, olmalı. İnsanlar da eğer yapabiliyorlarsa, baş edebiliyorlarsa denemeliler. Ama benim mesela Google'da aradığım kelimelerle hastaların aradığı kelimeler çok farklı. Yani
İşte mesela ben şöyle arıyorum. İşte diastomiyelinin sebepleri diye arıyorum. Hasta aradığı zaman başım ağrıyor, ne olabilir diye arıyor. Şimdi başım ağrıyor, ne olabilir? Bizim tıp kitaplarında mesela bir 25 sayfa, mesela dahiliye kitabından, Harrison dahiliye kitabı var. Ona 25 sayfa ayrılmış. 25 sayfa tıp dilinde okuyabilmesi lazım. Baş ağrısının işte mesela ön taraftaysa frontal baş ağrıları, gözlük, göz problemlerinden olabiliyor, sinüs problemlerinden olabiliyor. Arkada gerginlik baş ağrıları olabiliyor gibi böyle nitelikleri var. Onlar da gerçekten nitelikleri olan şeyler. Bu niteliklerle onun kendi hastalığını örtüştürmesi ve şeyi bir uzmanlık gerektiriyor. Bana gelen hastalarda ben uzmanlıklara karışmıyorum. Bana diyor ki ben şunu oldum, şöyle oldum. Ben diyorum radyoloji uzmanıyım. Ona endokrin uzmanı bakar. Niye diyor? Ben 6 sene okudum. Ondan sonra ben görüntüleme alanına geçtim. Endokrinci onun üzerine dahili okudu 4 sene. Onun üzerine 2 sene de endokrin okudu. Şimdi educated guess dedikleri eğitimli tahmin ancak okumuş kişinin yapabileceği bir şey. Yani o engramlar ancak endokrincinin aklına geliyor. Benim aklıma gelmiyor. Onun aklına gelmesi için onun okumuş olması lazım. Bunu biz toplumumuza anlatamıyoruz. Yani bu educated guess ile guess arasında bir fark var. Yani eğitilmiş tahminle normal tahmin arasında fark var. Eğitilmiş tahmin şuna dayanıyor. Deneyimler, yani mesela o da biliyor şunu yaparsan böyle olur. Ama onu deneyimlemiştir. Dahiliye uzmanı onu deneyimlemiştir. Hastalığı üzerinde görmüştür. Hasta ilk defa bir şeyle karşılaşıyor ve ilk defa bir şeyi deneyimlemek istiyor. O deneyimi kendi üzerinde yapmak istiyor. Deneyimleyip sonucunu da görebilir. Sonucu da olumsuz olabilir. Buna da hani biz karşı değiliz. Yani üzülürüz ama tüm 80 milyonu hani bir hekim kontrol edemez. Yani o kadar özgürlük olmalı insanlarda. Hocam bir sualım var. Olabilsin soru Wikidata yetkililerine daha uygun. Bilim adamı kimi sizin de bir düşüncenizi bilmek istiyorum. Wikidata'da verilenlerde bir numarada evren. Bu normal düşünüyorum. İki numara yer. Düşünüyorum ki burada güneş olmalı. Neden güneş 525 normalde? Onu herhalde giriş sırasına göre yaptılar. Yok. Giren ilk sayı. Evet. İlk sayı eğer evrense o zaman 2'de evet. Güneş, evet. Yer 3 olmalı. Evet. Şimdi onu Wikidata ile ilgili olan arkadaşlar daha iyi yanıtlayabilir. Ben sağlıkla. Asaf'a soru vermek istiyordum. Asaf, the question is yours. He's asking that the first Q number is the cosmos, and the second one is the sun. Why the Earth is coming several numbers later? Excuse me, ben de bir soru ilave etmek istiyorum. Dün Lexim konusunu anlatırken kediyi 7 numara L7 olarak görmüştük. Acaba L1 nedir? Onu ben şimdi merak ettim. Bu sorunun üzerine. Thank you. The answer to the question is that Wikidata gives Q numbers and L numbers. Sorunun cevabı şu. Q ve L numaralarının Wikidata üzerinden verilmesi, Wikiveri üzerinden verilmesi tamamen linear fashion. The next item to be created will get the Q number of one more than the previous item created. Tamamen sıralamayla alakalı. Q numarası aslında bunun yaratış sırasına göre yapılmış halidir. Wikipedia'ya başladıklarında şöyle yaptılar. Tamam,
yaptı, yaratacağımız ilk kelime ne? Şu an sıradan bir şeyden bahsediyor olmamalıyım. O zaman evin kendisinden bahsedelim. Çok hızlı bir şekilde şöyle dediler: tamam, çok güzel, sembolik olarak ilk başlığımız oluştu. Alman olduğumuz için Almanya'yı gördüğünüz gibi 2 ya da 3 gibi en küçük numaralarda bulmaya devam ediyorsunuz. Çünkü Almanlar başlamıştı buna. Aslında tam olarak planlanmış şekilde devam etmedi bu sıralama. Bu sadece sembolik bir başlangıç başlığıydı. Kimse numaraları daha anlamlı hale getirmeye çalışmıyor aslında. Sorunuza kendinizin cevap vermesi konusunda sizi teşvik etmek istiyorum. Lütfen Wikipedia'ya gidin, L1 kolonuna bakın ve sorunuzun cevabını bulun. Türkiye numarası aynı zamanda büyük bir sürpriz oldu benim için. Türkiye numarası Q43. Vay canına, Wiki veri numarasında bayağı öncelerde sıralama olarak. Yani Wikisar olmasaydı ben community ile tanışmayacaktım. Onu yaratan Zafer, işte Wikisar'da bana dataları anlatan Hakan, yine bu organizasyonu gerçekleştiren tüm ekip üyeleri, herkesin adını bilmiyorum ama bu organizasyonda Başak, evet, herkesin katkısı çok büyük. Çok güzel bir organizasyon oldu. Dün gece çok güzel bir parti oldu. Gerçekten herkesin çok güzel bir aradalığı sağlandı. Bu bir aradalığı da sizlere borçluyuz. Hem katılanlara hem de düzenleyenlere. Herkese teşekkür ederim. Buyurun, sorun alayım. Merhaba. Bu Wikipedia, Wikidata olsun. Hepimiz erişebiliyoruz. Hatta hepimiz düzenleme yapabiliyoruz. Hani herkesin değiştirebiliyor olması bir doktor olarak sizi endişe uyandırıyor mu, yoksa hani sizin görüşünüz nedir? Hani tıp gibi önemli bir konuda, evet. Hani insanın sağlığıyla çok önemli bir konu. Yani burada community'nin aktif olması çok önemli. Çünkü eğer community aktif değilse vandallar bu veriyi çok kolay bozabiliyorlar. Ancak community aktifse her vandalizmin bir geri alma şansı var Wikipedia'da. Yani birisi kötü niyetle bir şey giriyor. Hem bu bekletiliyor, biliyorsunuz. Yeni kullanıcıların editleri bekliyor. Deneyimli bir kullanıcı onu doğruladıktan sonra sayfada kayıtlı olmayanların görüşüne geliyor. Hem de geri alınabiliyor. Dolayısıyla beni rahatsız etmiyor. İngilizce Wikipedia sayfalarına baktığınız zaman, bazı dillere baktığınız zaman, Almanca'ya baktığınız zaman bir doktorun yazmış olduğunu çok net görebiliyorsunuz sağlık sayfalarının. İşte ne bileyim, bir genetik sayfasını gördüğünüz zaman çok güzel bir genetik bilgi görebiliyorsunuz. O şekilde yani gayet güzel içerik oluşuyor. Bunu tek başına mesela Microsoft denedi. İşte Britannica çok güzel, uzun yıllar ansiklopedi dünyasında liderliği götürdü. Ama artık onların götürebileceği miktarlarda bilgi yok. O yüzden insan saati kavramını aldığımız zaman artık hiçbir firma çok sayıda insanı istihdam ederek dünyadaki bu kadar çok bilgiyi işleme şansına sahip değil. Ancak hani gönüllü işbirliğiyle bu mümkün. Hani Wikipedia da bunu gerçekten çok güzel sağladı. Sonucu da ortada. Evet. Did you have any questions you raised now? Benim bir sorum olacak. Wikipedia herkes için yararlı mıdır? Bazen insanlar bazen insanlar
bazı bilgilere baktıklarında Wikipedia'da sıradan bir bilgi görünce kendisinin onun olduğunu düşünüyor ve insanlar strese giriyor. Bu sizin için bir sorun mu? Mesela doktor olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sanırım aynı türde bir soruydu. Hemen cevap vereyim. Herkesin sağlığı kendi sorumluluğundadır. Hiç kimse başka birinin sağlığından sorumlu değildir. Ama oradaki içerik konusunda sorumlu olan biziz, doğru. Doğru olsun istiyoruz bu bilgi ve aynı zamanda detaylı olmalı bu bilgi. Ve doğal olarak en son bilgiye, en güncel bilgiyi ekliyor olmalıyız. Eğer biri kendi sağlık sorununu çözmek istiyorsa, o kişi en son, en güncel bilgiye ulaşabiliyor olmalı. Bir sürü hasta böyle araştırmalar yaptıktan sonra benden bir sonuç görüyor. Bu sonuçları da yine web sitesinden araştırıyor. Hastalık sonuçları nedir diye. Biz doktorlar olarak küçücük bir zaman içerisinde insanlar her şeyi açıklayamayız aslında. Herkesin detaylı bilgiye erişimi olmalı. Anksiyete konusunda konuşacak olursak bu bambaşka bir sorun gerçekten. Modern dünyada çok büyük bir sıkıntıdır bu anksiyete problemi. Yoga sayesinde belki çözülebilir, belki akılcılıkla çözülebilir. Herkesin kendi kendine çözebileceği bir durum olabilir aslında. Endişeli olur, endişe. Beni tekrardan buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada beraber olduğumuz için. Benim için büyük bir zevkti sizinle İstanbul'da tanışmak, karşılaşmak, zaman geçirmek. Umarım sizi başka bir Wikiveri toplantısında tekrardan görürüm.